Ben de dinlemek isterim Serdar Bey. İşte demin söylediğiniz gibi 15,5 milyar dolar bir ihracat yaptık. Bunun karşı %9,5 gibi bir artış var burada da bakarsak. İthalata baktığımızda da ithalatta 16,1 milyar dolar çıktı. Burada da %21,5'a yakın bir gerileme söz konusu. Ve tarihimizde ilk defa ihracatın ithalatı karşılama rakamı %97 oldu. Bu rekor bir rakam. Tabii ki ithalatın azalmasının ihracata da yan etkisi olabilir. Çünkü ara mamullerde ithal ettiğimiz ara mamullerimiz de var. Burada ekranda şu anda gördüklerimiz tamamen yapı malzemesinin bu seneki ihracatlarıyla alakalı. Genel şeyler değil. Ondan da isterseniz bahsetmek gerekirse Ocak-Ekim 2017 döneminde 15,5 milyar dolar gibi bir ihracat yapmıştı yapı malzemeleri. Bu seneki Ocak-Ekim dönemine bakarsak, Ekim sona kadar o veriler var şu anda bizde çıkan. Burada da 18,5 milyar dolara yakın bir ihracat söz konusu. Baktığımızda %18'lik bir artış var. Fakat demin de sizin değindiğiniz gibi katma değerli ürünümüz yapı sektörüne biraz az. Hala bu artışa rağmen birim fiyatımız 0,53 dolar. Yani çok düşük. Türkiye genel ortalamasının da altında. Düşük, maalesef düşük ama tabii ihracatımız sürekli artıyor. Türkiye biliyorsunuz yapı ihracatında dünyada 2014 senesinde ilk 10'uncuydu. Dünyadaki ihracatçı sıralamasında. Yaşanan sıkıntılarla beraber bu 14'e kadar düştük. Fakat şu anda tekrar 12'ye çıktık. Hızlı bir tırmanışımız var. İhracatımız hızlı bir şekilde artıyor. Değerleri kıyasladığınız zaman da gerçekten değerde de artış var ama geçen seneki dönem 0,48 iken bu sene 0,53. Az olsa bir artış var. Ama açıkçası yeterli değil. Katma değerli ürünlerin daha fazla olması lazım. Yapı sektörünün gidişatı kötü değil kesinlikle. Yine ilk ona girecek. Ama şu andaki hızımız yine yeterli değil diye düşünüyorum. Kuşkusuz ihracattaki bu artış eğilimi cari açıktaki iyileşmeye de pozitif yansıyacaktır. Kesinlikle. Diğer yanda ben alt detaylara baktığımda ihracatta aktif firma sayısındaki artış da dikkat çekici. Evet. Bu kapsamda belki sizin yapı ve yapı malzemeleri sektöründe sormak istiyorum. Burada aktif firma sayısında artış oldu mu bir miktar? Yurt içi cephede işlerin bir miktar daraldığı bir süreçten kesinlikle geçiyoruz konut gayrimenkul sektöründe. Ancak ihracatla büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Keza siz Türkiye ortalamasının üzerinde %18'lik bir artış sağladığınızı kaydettiniz. Buna ilişkin siz ne dersiniz? Özellikle aktif firma açısından baktığımızda biz bu sektörü daha çok ihracata yönlendirebildik mi? Neler yapılabilir ve katma değer noktasında 0,53 dolarlardayız dediniz. Bu artışı ne sağlayacaktır? Açıkçası iç pazarda dediğiniz gibi çok ciddi bir daralma var. Artı finansman sıkıntıları var. Bunlarla beraber tüm ihracatçı olan firmaların hepsi zaten ihracata hızlı bir şekilde yöneldiler. Kendi şirketim ve etrafımdaki diğer şirketlerde de biz bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. %70 iken bizim ihracatımız %90'lara kadar, 95'lere kadar şu anda çıktı. Yaptığımız ürünün %95'ini ihraç ediyoruz. Yeni pazarlar mı yoksa mevcutları mı büyüttünüz? Yeni pazarlar var. Yeni pazarlar var. Mevcutlarda da büyümeye çalışıyoruz ama ciddi yeni pazarlar var. Yani tabiri caizse bu krizin belki bizim sektörümüze ve bence Türkiye'deki ihracata böyle bir pozitif yansıması olacak. Bilhassa inşaat sektörü biliyorsunuz krizlerden ilk önce inşaat sektörü etkilenir. Doğru. En sonunda inşaat sektörü çıkar. Etkilene etkilenmez ki bu çok da beklenen bir şeydi. Bizim Türkiye'deki yapı sektörü sanayicimiz çok hızlı bir şekilde yurt dışına uğraşmaya başladılar tabiri caizse. Hiç ihracat yapmayan firmalardan da çok ciddi ihracat yapan firmalar var. Tim bünyesinde ve ihracatçı birlikleri bünyesinde yaptığımız çeşitli projeler, programlar vardı. İşte URGE projeleri gibi, işte Türk Ticaret Merkezleri gibi çeşitli projeler vardı. Bilhassa mesela URGE'lerdeki talebin artmasını ben çok net gözlemleyebiliyorum. Yapı sektörüne biz bir tane URGE'yi bitirmiştik, yapı malzemesi ihracatçılarını. İkinciye başladık. Çok hızlı bir şekilde talep geldi. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. En son iki hafta evvel URGE firmalarıyla beraber ben de toplantıya katıldım. Dönem dönem katılıyorum. Toplantıda oradaki ihracatı olan o hızlı bir şekilde adaptasyon ve isteği çok net gördüm. Ve bu URGE'lerde de biz açıkçası biraz hiç ihracat yapmayan firmaları destekleyerekten almaya çalışıyoruz. Ki içeride ihracat yapanlarla beraber 50 tane firma
var mesela ülkemizde. Onlarla beraber iç içe olduklarında ihracata tabiri caizse özeniyorlar. Özenerek hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlayıp onların ihracat yapmalarını sağlıyoruz. Belki dediğim gibi yaşanan bu sıkıntının, bu dönemki yaşanan ekonomik sıkıntının ihracata pozitif yansımasını göreceğiz diye düşünüyorum. Kuşkusuz Ürge projesinde yer alması onları daha çok ihracata da bu yarattığı sinerjiyle teşvik edecektir diyorsunuz. Evet.